Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Bu video sanayide arabama anahtar vurdurmam diyenlere gelsin. Bu aracın nasıl anlatsam bilmiyorum. Kimseyi de kötülemek istemiyorum ama yani gidebileceğiniz en iyi servise gidiyorsunuz ve böyle bir muhafaza taktırıyorsunuz ve bu muhafazadaki durumu anlatacağım. O serviste hangi servis? Ülkenin aşağı yukarı her şehrinde olan yetkili satış servisleri arkadaşlar. Hani bir kitle var, yorumlarda da diyorlar ya işte yetkili servisten başka kimseye aracımı yaptırmam. Bu video onlara gelsin. Şimdi yeni bir muhafaza. Bunun fiyatı ne? 1600 civarı. 1600 TL'ye veriyorsunuz. Ve normalde şu şekilde orijinal vidalar olması gerekiyor. Eğer ki yeni parça takılırsa, yani 1600 TL'yi buna veren arkadaş tanesine 30-40 TL verip bu vidalardan da alır diye ben düşünüyorum. Şu şekilde akıllı vidalar orada da atılıyor. Bakın, gördünüz mü akıllı vida? Hop basıyoruz geçiyoruz. Hop basıyoruz geçiyoruz. Oysa ki burada orijinal kendi delikleri var. Diyeceğim ki ya karşı tarafında bunun vidası sekmanı mı yok diye bakıyorum. Karşı tarafta sekmanı görüyor musunuz? Sekmanı da var, sadece vidası yok. Yani akıllı vida yerine bahsettiğimiz orijinal Volkswagen vidalarını atmış olsak bu iş işe yarayacak. Aynı şekilde orada da var. Yani orijinal kendi vida sekmanları var. Şuraya bakalım. Görebiliyor musunuz? Bir ışık ver bana. Görmüş olduğunuz üzere orada da sekmanımız var. Çünkü herhalde bu yanlar da yeni değişmiş değil mi? Yanlar yeni mi değişti? Yanlar değil mi? Yan. Şunlar da çünkü yeni görüyorum. Bunlar da yeni. Yeni olduğu için bütün sekmanları üzerinde arkadaşlar. Biz ne yapacağız o zaman? Bu işi bir düzelteceğiz. Bu da yeni. Yani muhafazanın tutunacağı yan taraflar da yeni ve sekmanlar, orijinal sekmanlar da üzerinde. Yani orijinal vidaları kullanarak bunu toplayabilirlerdi. Yani şu vidaları kullanarak bunu toplamak çok basit ve daha bir güzel, daha bir görsel olacak. Ama arkadaşlar işin kolayına kaçmışlar. O da tamam, kabulüz. Yetkili servisten başkasına anahtar değdirmem diyen arkadaşlar iyi izlesinler. Şu vidayı arkadaş tabancayla mı artık neyle bastıysa vidayı koparmış ve basmış buraya cırt kelepçeyi. Bakın bunlar yeni. Bu da yeni. O da yeni. Ve o vida da büyük ihtimal yeniymiş. Vida koptuğu için arkadaş basmış cırtı geçmiş. Ve bir kampanya varmış. Yağ bakımı yapılmış. Yağ bakımında sadece bakımı yapmış. Geçmiş arkadaşlar. Kesinlikle kötülemek için söylemiyorum. Belki sunmuşlardır. Araç sahibi kabul etmemiştir. Olabilir. Evet, araç sahibi bize bana bir şey söylemediler diyor ama belki yalan söylüyordur. Kabul, ona da kabul ama en azından eline bir ne bileyim kağıt sıkıştırılır. Bu eksikleriniz var der. Aracın sistemine girilir. Sonuçta yani bayağı teferruatlı çalışan arkadaşlar. Benim de geldiğim yer sonuçta orası. Evet, bende hakları var, kabul ediyorum ama yani bu şekilde de bu iş olmaz akıllı vidalarla. Şimdi ne yapacağız? O vidayı çıkarmaya çalışacağız ve bu vidaların birebir orijinalini bulamasak da muadili olan benzeri vidalarla muhafazayı olması gerektiği gibi toplayacağız ve devamında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bakalım biz onlardan daha iyi iş yapabiliyor muymuşuz? Tabii ki kesinlikle kendimi kıyaslamıyorum. Onlar daha iyidirler. Daha teferruatlı her türlü parçaları vardır ama biz de bir şeyler yapıyoruz. Bir deneyelim bakalım yapabiliyor muyuz? Bu vidayı öncelikle sıkmamışlar diye düşündüm. Fakat fazla sıktıkları için yola bozduk. Anahtara gerek kalmadı, elle sıktık. Sekmanlarımıza bakıyoruz. Bakın bir. Burası zaten boş. Şu bir. Bir saniye. Şu iki. Şu üç. Orijinal yerinde. Şu dört. Yanlış sıktıkları için vidayı yukarı çıkmış. Beş. Altı. Bir tane de şu uçta muhafazamızda olacak. Burada yedi. Orijinal etiket.
Arabanın tabii ki başka bir sorunu var ve şimdi şu sağlam olan, kesmiş olan vidayı çıkarmayı deneyeceğiz. Bakalım çıkartabiliyor muyuz? Buraya da bir şeyler düşüneceğiz. Daha uzun bir vida atacağız. Başka farklı bir vida. Çünkü ilerisinde diş sağlam. Farklı bir vidayla durumu kurtaracağız bir şekilde. Şimdi bunu çıkarmayı deneyelim. Öncelikle içini matkapla deldik. Şimdi oraya tors çakacağız. Az önce fark etmemiştim. Şimdi fark ettim. Şanzımanın da vidası yok. Yayalama olmuş ya düşmüş. Yani sonuçta yağ bakımı yapılmış bir araç. O vida muhafazanın içinde de yok. Yani oraya gittiğinde bu vida zaten yokmuştu. Şimdi bunu delmekle uğraşıyoruz. İşimiz az kaldı. Yani zaman ilerledikçe eksi bir şeyler çıkmaya başladı. Ve işlem bitmiştir arkadaşlar. Şimdi aradaki farka bakalım. Orijinal yerinde vida var. Aynı şekilde orijinal yerinde. Aynı şekilde bu da orijinal ve arkada kesik olan cıvatayı çıkardık. Cırt kelepçeyi takmadık. Bu yine orijinal vidamız. Bu da orijinal. Şu da yan sanayi kullandık fakat göbeği yine 45 tors aynı anahtarla sökülebilir. Sadece bir tık daha uzun çünkü içini yalama etmişler tabancayla. Bundan kaynaklı. Söyleyeceklerim bu kadar. Şöyle genel görüntüsüne de bakalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.